halini şirketler Filistinli mahkumları kobay olarak kullanıyor. Bu kan donduran iddia New York'taki Columbia Üniversitesi'nde konuşan İsrailli profesör korkunç bir iddiayı ortaya attı. İsrail'deki büyük ilaç şirketlerinin ilaçlarını hükümetin izniyle cezaevindeki Filistinli ve Arap mahkumlar üzerinde denediklerini öne sürdü. İsrailli şirketler Filistinli mahkumları kobay olarak kullanıyor. Bu kan donduran iddia New York'taki Columbia Üniversitesi'nde konuşan İsrailli profesörden geldi. İsrailli profesör Kevorkin, İsrail'deki büyük ilaç şirketlerinin ürettikleri ilaçları hükümetin izniyle cezaevindeki Filistinli ve Arap mahkumlar üzerinde denediklerini söyledi. İsrailli profesör, Filistinlilerin yaşadığı yerlerin laboratuvar gibi kullanıldığını belirtti. Elinde iddialarıyla ilgili verilerin bulunduğunun da altını çizdi. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Kevorkin'in iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Orduya bağlı şirketlerin Kudüs'te işgal altındaki Filistin bölgesinde silahlarını test ettiklerini kaydetti. Silahların çocuklar üstünde bile test edildiğini söyleyen profesör, gaz bombası mı yoksa koku bombası mı kullanacaklarını deniyorlar dedi. Geçtiğimiz hafta İsrailli yetkililer hapishanede hayatını kaybeden Filistinli mahkum Fares Berud'un cesedini teslim etmeyi reddetmişti. Ailesi Berud'un İsrail hapishanesinde bu tarz testlere tabi tutulmuş olabileceğinden şüphelendiğini açıklamıştı. Çin erkek sunucunun ardından şimdi de dünyanın yapay zekalı ilk kadın haber sunucusunu tanıttı. Robot spiker gerçek görüntüsüyle dikkat çekiyor. Jest ve mimikleriyle gerçek spikeri aratmıyor. İşte dünyanın ilk yapay zekalı kadın spikeri. Çin daha önce dünyanın ilk yapay zekalı erkek spikerini tanıtmıştı. Şimdi de ilk yapay zekalı kadın sunucusu haber sunmaya başladı. Xinhua tarafından üretilen yapay zekalı sunucunun konuşması ve mimikleri oldukça gerçekçi. Şirket ayrıca erkek yapay zeka sunucularından birini de güncellediğini açıkladı. Yapılan güncellemeye göre erkek görünümlü yapay zekalı spiker, ayakta duran ve daha fazla vücut dili kullanan bir görüntüye sahip olacak.